Herkese merhaba, ben Akça Güler. Ben Lara Leçin. Ben de Ada Esmer. TED Ankara Koleji Özel Lisesi ilk podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edilişinin 73. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu bildiri 2. Dünya Savaşı'nın ağır koşullarının ardından ortaya atılmış ve 10 Aralık 1948'de de kabul edilmiş. Dolayısıyla da dünya genelinde her 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi genel olarak herkesin eşit haklarla doğduğunu beyan ediyor aslında ve oldukça da kapsamlı bir bildiri. Toplam 30 maddeden oluşuyor ve birçok önemli konuya değiniyor. Mesela kadınlar, çocuklar, mülteciler, ırkçılık, eğitim, bunların hepsinin bildiride bahsi geçiyor. Bu konular hakkında konuşalım mı, ne dersiniz? Tabii olur. Ülkemizi etkileyen en büyük insan hakları sorunlarından biri olan kadın hakları ile başlayalım isterseniz. Ataerkil toplumda yaşadığımız bir gerçek ve bu sadece kadınları değil, toplumun her kesiminden her bireyi etkilemekte. Türkiye üzerinde de her geçen gün artmakta olan kadın cinayetleri ise gündemin düşmeyen bir parçası haline gelmiş durumda. 2008 yılından günümüze kadar kaç kadın öldürülmüştür sizce? Hiç düşündünüz mü? Eminim çok fazladır. Gerçekten de öyle. 2008 yılında 109, 2018 yılında ise 440 kadın olmak üzere ülkemizde 2008 yılından günümüze kadar tam 3185 kadın öldürüldü. Benim de bildiğim kadarıyla Türkiye'de her yıl kaç kadının öldürüldüğünü isimleriyle birlikte öğrenebileceğimiz bir internet sitesi var. Adı da Anıt Sayaç. Bu internet sitesi yaşadığımız toplumun acı gerçeklerini bize her gün hatırlatıyor. Ne yazık ki toplumun kadınların özgürlüğünü elinden alma isteği sadece cinayetlerle bitmiyor. Daha çocuk yaşta yaşça kendinden kat kat büyük erkekleriyle zorla evlendiriliyorlar. Oyun oynamaları gereken yaşta çocuk doğuruyorlar. Okula gitmeleri, eğitim görmeleri gereken yaşta ise hamile kalıyorlar. Gerçekten tüyler ürpertici. Ancak sadece kadınlar için değil, çocuklar için de çok çarpıcı gerçekler söz konusu. Kesinlikle. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde çocukların haklarını gözeten ilkeler de yer alıyor. Ama buna rağmen günümüze baktığımızda birçok çocuğun hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Özellikle çocuk evlilikleri ülkemizde dahil olmak üzere dünya genelinde inanılmaz yaygın. Bildirinin evlilikle alakalı olan maddelerinde diyor ki, evlilik eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılmalıdır. Ancak çocuk evliliklerinde bu durum söz konusu olamıyor ne yazık ki. Çocuklara zorla evlilik yaptırılması hem onları eğitim haklarından mahrum bırakıyor, hem de cinsel, fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmalarına neden oluyor. Ben bu konu hakkında yapılmış birkaç araştırma okumuştum. Onlara değinmek istiyorum biraz da. UNICEF'in Mart 2018 yılında yaptığı açıklamaya göre dünyada 700 milyondan fazla kız çocuğu 18 yaşının altında evlendirilmiş. Erkek çocuklara bakıldığında da bu sayı 115 milyonu göstermekteymiş. Gene UNICEF'in Mart 2021 tarihli başka bir açıklamasında COVID-19 pandemisinin çocuk evliliklerinde büyük bir artışa yol açtığı yazıyor. Salgın nedeniyle kapanan okullar, hizmet kesintileri ve ekonomik stres bunun nedenlerinden birkaçı. Eğitim konusu açılmışken ne kadar fazla çocuğun eğitime erişimi olmadığını da eklemek istiyorum. Dünya genelinde 270 milyonu aşkın çocuk eğitim alamıyor ki pandemi sebebiyle bu sayı daha da arttı. Eğitim alamayan bu çocukların 150 milyon kadarı da çocuk işçi olarak çalışıyor. Özellikle yoksul ülkelerde iş gücüne katılan çocukların sayısı oldukça fazla. Örneğin Afrika'da her 4 çocuktan biri çalışıyor. Hazır sen çocuk haklarında eğitimin yerine değinmişken eğitimsizliğin ortaya çıkardığı bir başka sorun olan ırkçılığa değinmek istiyorum ben de. Irkçılık ideolojisi bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne sürer. Bunu da insanların toplumsal ve kültürel özelliklerini, ırksal özelliklerini indirgeyerek yapar. Bunun sonucunda bireyler ırk ve etnik kökenleri nedeniyle ırk ayrımcılığına ve genellikle yasalarla yasaklanabilen ayrımcılığa maruz kalırlar. Benim bildiğim üzere Dünya Değerler Anketi'ne göre ülkemizden ankete katılan 1605 kişinin çoğunluğu kiminle komşu olmak istemezdin sorusuna başka bir ırktan biriyle, göçmen ve yabancı işçilerle ve başka bir dil konuşan kişilerle cevabını vermiş. Ankete katılanlardan bir kısmı işverenlerin yabancılara karşı ülkede yaşayan millete önceliklendirmesi gerektiğini söylemiş. Ayrıca toplumun %60'ı diğer milletlerden insanlara güvenmediğini belirtmiş. Bunun beraberinde Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları platformunun 8000 gençle yaptığı araştırma gençlerin %32'sinin başka ırk, renk ve milletten komşu olmak istemediğini ortaya koymuş. Çok doğru.
Yani özetle ülkemizdeki ırk ayrımı oranlarının iç açtığını söylemek çok zor. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi uluslararası ölçekte karşılaştığımız ırkçılık adeta iç karartıcı. Özellikle son yıllarda ABD'de ırkçılığa karşı eylemlerin arttığı gibi ırkçılığın meşrulaştırdığını gözlemlemek o kadar da zor değil. Avrupa Birliği altındaki ülkelerde ırkçılığın 2001 yılında resmi olarak yasaklanmasına karşın nefret suçlarının son 20 yılda önceye göre arttığı gözlemlenmiş. Irkçılık sorununu çözmek için hümanist ve barışçıl politikaları izlemek adeta yetersiz kalıyor. Bence tıpkı Antonio Guterres'in dediği gibi hepimiz ırkçılığı nerede görürsek onu çekinmeden, tereddüt etmeden, nitelemeden kınamalıyız. Ancak o zaman ırkçılık sorununa geçerli bir çözüm bulabiliriz. Biraz önce nefret suçu kavramına değindin. Bunun bir tanımını da yapalım istersen. Nefret suçları bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet veya cinsel yönelim gibi ön yargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlar olarak tanımlanıyor. Eğer bu suç bir defaya mahsus olarak işlenmemişse ve süreklilik arz ediyorsa, suç işleyenler nefret grubu olarak adlandırıyorlar. Bu suçları engellemeye ve suç işleyenleri cezalandırmaya yönelik düzenlenmiş yasalara ise nefret yasası deniyor. Nefret suçlarının bir konusu da din. Bu konuya da değinmemiz gerekiyor bence. Toplumumuzun günlük yaşam dahil hayatın neredeyse her alanında dine verdiği önem reddedebileceğimiz bir gerçek değil. Ve konu din kadar hassas ve kişisel bir konu olduğunda insanları etik değerlerini kullanarak manipüle etmek de haliyle bir o kadar kolay oluyor. Buna da din istismarı deniyor. Din istismarı, dinin ortaya koyduğu etik değerleri kullanarak kendi güç ve çıkarları uğruna dinin kullanılmasıdır. Günümüzde siyaseti bir kenara bırakırsak bile günlük yaşantımızda karşımıza çıkan bir durum bu. Ne kadar da ilginç. Yani hak ihlalleri dinden tutun her konuda olabiliyor. Özellikle son 2 yıldır pandemide bunu daha fazla hissettik gibi. Şimdi ben bu süreçte artan hak ihlallerine değinmek istiyorum. Hak ihlalleri altında özellikle sanatçıların, asgari ücret ile geçinen ve fiziksel etkileşim ile gelir sağlayan vatandaşların pandemide alınan önlemler sonucu para kazanamaması, hatta işsiz kalmalarına değinmek gerekiyor örneğin. Aynen öyle. Mesela sokak müzisyenlerinin kapanmalar durumunda sokaklara çıkamaması ve sergiler yoluyla para kazanan sanatçıların sergilerden uzak kalmaları bu iki grubun da gelir boyutlarında büyük değişikliklere sebep oldu. Sosyal etkileşimi temel alan iş gruplarında işsiz kalma oranı diğer iş gruplarına göre daha fazla. Bunun yanında işverenlerin gelirlerinin düşmesiyle işçi sayısı da düşmek zorunda kaldı. Yine pandemi sonucu eğitime yapılan müdahalelerin öğretmen ve öğrenci ayırmaksızın bir sürü insanın rutinini alt üst ettiği gerçeğini unutmamak lazım. Öğrencilerin online eğitim düzenine alışamaması ve bazı öğrencilerin maddi durumları sonucunda online eğitimden eksik kalması pandeminin yarattığı sadece birkaç sorun. Dünya çapında kadın cinayetlerinin, cinsel istismar vakalarının ve nefret suçlarının yanında mübadelenin, iş gücü göçlerinin ve dilenci sayılarının pandemi sürecinde arttığı da bir gerçek. Bence bu süreci sağ salim atlatmak için alınan önlemlerin en önemlisi birbirimize insanlık olarak sahip çıkmak. Birbirimize sahip çıkmak demişken bunun tam aksi olan zorbalıktan bahsetmek istiyorum. Genellikle daha üstün konumda olan bir kişinin istediklerini yaptırmak için diğer kişiyi etkilemesi, kişiyi baskı altına alması ve onu korkutması zorbalık sorunu altında yer alıyor. Zorbalık sözlü veya fiziksel tacizin yanı sıra isteksiz bir kişiyi ikna etmek, tehdit etmek ve istediğini yapması için manipüle etmek gibi daha gizli yöntemleri içerebiliyor. Zorbalığın en yaygın örneklerini okulda ve ailede bir bireyin diğer bireylere karşı uyguladığı davranış biçimlerinde görüyoruz. Eminim hepimiz buna şahit olmuşuzdur veya yaşamışızdır. Zorbalık yapan kişi bir grup ise eyleme mobbing deniyor. İş yerlerinde işverenlerin ve işçilerin başka işçilere uyguladığı zorbalık en yaygın mobbing örneği. Bir şey daha eklemek istiyorum. Teknolojinin yükselişiyle siber zorbalık yani dijital cihazlar üzerinden gerçekleşen zorbalık günümüzde oldukça arttı. Bu zorbalık türü biri hakkında olumsuz, zararlı, yanlış veya kötü içerik paylaşmayı kapsıyor. Ayrıca aşağılanmaya neden olmakla birlikte bir başkası hakkında kişisel bilgilerin paylaşılmasını da içerebiliyor. Hatta bazı siber zorbalar sınırı aşarak yasa dışı veya suç teşkil eden davranışlara yol açıyor. Siber zorbalığın etkilerinin sadece genç yaştaki insanların üzerinde görüldüğünü düşünmek yanlış olur. 7'den 70'e kadar her yaştan insan bu durumdan etkilenebilir. Son olarak mülteci sorunu hakkında da konuşalım isterseniz. Bence çok güzel olur. Dünya gündeminden hiç düşmeyen bir konu çünkü. Öncelikle mülteci kimlere denir ondan bahsedeyim.
mülteci yaşamlarına ve özgürlüklerine yönelik ciddi tehditlerden dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kişilere deniyor. Genellikle savaş ve çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Peki mülteciler sadece savaş nedeniyle mi farklı ülkelere sığınmak zorunda kalıyorlar? Hayır, başka nedenleri de var tabii ki. Mesela ırk, din, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek ülkesini terk etmek durumunda kalan insanlara da mülteci deniyor. Yani insanların mülteci konumuna düşmelerindeki tek sebep savaşlar değil. Mültecilerin çoğunluğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğularak hayatlarını kaybediyorlar. Bu da mülteci sorununun karanlık yanı aslında. Zaten son yıllara baktığımızda mülteci sayısında dünya çapında rekor bir artış olduğunu görüyoruz. Sayıları 84 milyonu aşmış durumda ve bu sayının yarısında çocuklar oluşturmakta. Dünyada en fazla mültecinin bulunduğu ülke Türkiye. Pakistan, Uganda, Sudan ve Almanya gibi ülkelerde Türkiye. Böylelikle sohbetimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün önemi hakkında konuştuk, dünya gündemindeki konuları inceledik. Her birey kendi haklarının farkında olmalı ve bunları savunabilmelidir. Biz, Tedankara Koleji öğrencileri olarak kendi haklarımızı biliyoruz. Bir başkasının haklarının ihlal edildiğini gördüğümüzde de sessiz kalmamamız gerektiğinin farkındayız. Umarım siz de bu sohbetten en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.